Futbolun evinden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Premierlik Premierli konuştuğumuz tribün ajansı için kaydettiğimiz programımız futbol futbolun evinde bu hafta gündem yoğun. Premier Lig'de gündem yoğun aslında. Geçtiğimiz hafta ben hızlı başlıyorum tabii ki. Melih hoş geldin. Mili ile birlikteyiz bugün. Hoş bulduk. geçtiğimiz hafta Tottenham United maçından önce Cristiano Ronaldo oyuna girmeyi reddedince tabii United maçı son Tottenham son, maç sonrası Serhat yaptığı açıklamada bunun bedeli olacak dedi ve bedeli de oldu gerçekten. United, Ronaldo kadro kaldı. Aslında hiç beklemediğimiz bir olay. Yani ben birçok yorumcudan okudum ki hani, o Ronaldo Cristiano Ronaldo bugünkü United'tan büyük kardeşim siz kimsiniz diyenler dahi oldu bilmiyorum sen kasılıyor mısın? tabii ki e, hiçbir futbolcu hiçbir kulüpten büyük değiller. Orası tartışmaya kapalı bütün futbol severler olarak bunu söylüyoruz ama bu United değil diye söylüyorlar. Sürecin başından beri kontrol edelim bir bakalım. E, geçtiğimiz sezon başı Manchester City transferi gündemdeydi. Acaba olur mu diye bir şöyle bir düşündük taraftarlar olarak, futbol seyircileri olarak. E, Alex Ferguson devreye girdi, e, transferi engellendi, United'a adım attı ve e, futbol tweetlerinde tarihin belki de en çok beğenilen tweetlerinden biri oldu. United'ın Ronaldo'yu duyurduğu tweet. Hı hı. E, geçtiğimiz sezon e, ben bir istatistik gördüm, sen çok seversin istatistikleri. <gülüyor> e, <gülüyor> 30 maçta 18 gol, 3 asist kaydetmiş. Tabii ki bir Ronaldo performansı değil ama geçtiğimiz sezon Künay'sa bakacak olursak bence hiç de fena bir performans değil diye düşünüyorum. Yani Ronaldo'nun ben bir yandan devrinin kapandığını e, söyleyenlere bir yandan karşı çıkıyorum. ama Ronaldo hala Ronaldo ama e, acaba kullanamayanlar mı kullanamıyor? İzin vermeyenler mi vermiyor? Ten Hag'ın bu süreci nasıl yönettiğini düşünüyorsun? Acaba bir yerde bir yanlışım var? Sana soruyorum. Çünkü ne olursa olsun o bir Cristiano Ronaldo futbol tarihinin belki de en büyük futbolcusu. Neler söyleyeceksin? Yani çok aslında kompleks bir sıkıntı var ortada. Şimdi dediğin gibi Ronaldo tarihin en büyük oyuncularından biri. Kazandıklarına baktığımızda yani Şampiyonlar Ligi United'dan daha fazla başlı başına. Tabii ki Ronaldo United'dan daha büyük bir oyuncu değil. Ama Sir Alex Ferguson sonrasına baktığımızda ortada kıyaslanamayacak derecede bir kalite farkı ve başarı farkı var. Şimdi bu isimle Ronaldo yani orası tam belli olmasa da Steve bir çalım attı deniliyor. Evet yani City'nin imza aşamasına getirip getirmediği kesin değil de. Ama sonuç olarak bir transfer çalımı olarak geçti tarihe. Böyle bir durumda kulüp efsanesini geri getiriyorsunuz ve takımın hala en iyi oyuncularından biri olarak getiriyorsunuz. Yani sonuç olarak bir önceki sezonda Juventus'ta 20'den fazla gol atmış bir futbolcu var. Ve getirdikten sonra da kadroya da cid, ciddi takviyeler yapılıyor. İşte Jadon Sancho, Rafael Varan geldi. Yani hoca soç kayardı. Şimdi orada bir sıkıntı var. Bunun üstüne e, kadro yapılanması da düzgün değildi. Bundan da hep bahsediyorduk. E, öyle ya da böyle bu o sezon bitti ve United aslında e, tam bir yapılanmaya gitmek istedi. Bunu da tenakla yapmak istedi. Şimdi Tenag'ı böyle getiriyorsanız Tenag'ın eline güç vermeniz gerekiyor. O da gücünü böyle gösterdi bir nevi. Şimdi sezon başında geldiğinde her açıklamasında Ronaldo'nun gitmesini istemiyorum, takımda kalmasını istiyorum dedi. Çoktandan veremediğim bir şeydi aslında şey açısından. Yani oyun açısından kesinlikle Ronaldo'yla uymayan bir fikir var ortada. Tenag'ın oyun anlayışıyla Ronaldo'nun oyunda olması birbirine çok zıt. Ama işte kulüpteki ilk sezonu kulüp efsanesini göndermemek istemez, göndermek istememesi, bunun yanında kendisinin belki Tenaga ya yardımcı olabileceğini düşünmesi, bu işte bu düşünceler Tenaga Ronaldo'nun kalmasına itmiş olabilir. Tabii ki eğer sadece medyaya böyle yansıtmıyorsa olayı. Şimdi Tenak da Ronaldo'nun kalmasını istemişken bir de şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi sezon başında çok kötü iki tane yenilgi aldılar. Oradan sonra da Ronaldo küçük bir sakatlık geçirmişti sanırım. Maguire'la ile birlikte sonraki maçta şey kesik yedi. Ve ondan sonra özellikle de Maguire'nin olmamış olmamayı şeyle Rafael Varane ve Sandro Martinez tandemiyle birlikte United birkaç maç iyi oyun sergileyerek maçlar kazanmaya başladı. Orada Liverpool galibiyeti falan da oldu. Arsenal galibiyeti de oldu. Bu durumda Ronaldo yedek kaldı doğal olarak. Zaten Ronaldo geldiğinden beri takıma zarar verebileceği de verdiği de konuşuluyorduk gelmesine itibaren. Bunun tabii ki artıları eksileri var ama sonuç olarak elinizde bir Ronaldo var. Ve bu adam hiçbir şekilde yedek kalmak istemiyor. Zaten bütün yaz başka bir takıma gitmek için uğraştığı haberleri çıktı. Kendisi inkar etse de. Bunun da sebebi eğer gerçekten başka bir takımlarla anlaşma zemini aramaya çalıştıysa tek sebebi düzenli olarak oynaması ve kendini değerli hissetmesi. Ronaldo bu durumdayken United böyle bir durumda. Yani aslında çok Farklı yollara giden iki tane şey var ortada. Şimdi burada yani Tenag'ı suçlayamıyorum. Çünkü otoritesini belli etmesi gerekiyordu. Ronaldo'nun yaptığı da doğru bir şey değildi. Yani olay şey değil. Maç bitmeden soyunma odasına gitmesi değil. Bunu Tenag da cevapladı. Oyuna girmek istememiş. Tenag oyuna gir diyor. O da oyuna girmek istemeyip 89. dakikada içeri gidiyor. Şimdi böyle bir davranışı herhangi bir futbolcu sergilemiş olsa genel bir kadro dışı olurdu. Ronaldo olduğu için Chelsea maçının kadrosundan kesik geldi sadece. O hafta için kadro dışı bırakıldı ve işte az takımla antrenmana çıkması engellendi. Ronaldo harici bir futbolcu olsaydı, standart bir Manchester United futbolcusu olsaydı yani şu ana kadar çoktan yani bileti kesilmişti belki de. Ama işte Ronaldo olunca İşler sarpa sarıyor. Bence çok kötü yönetilmedi. Sadece bir maçın kadrosundan çıkarılması değişik ama doğru bir karardı diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Ronaldo'yu yani devre arasına kadar ya da bütün sezon boyunca kadro dışı, kadro dışı bırakamazsınız. Öyle bir seçeneğiniz yok. Ha Bir de işin içinde şu da var. E, bunu Ronaldo'nun psikiyatrisi de açıkladı. Ronaldo birkaç ay önce bebeğini kaybetti. Ya yani psikiyatrist de bir, yaklaşık bir ay önce falan bir açıklama yaptı. O, o günden beri hiç e, iyi durumda değil, psikolojisi çok kötü durumda diye. Ya, yani bunlar da hayatın içinde var. Sonuç olarak futbolcu sadece sahi içerisinde bir hayatı yok. Ve bunlar da etkiliyor ki bebeğini kaybettikten birkaç gün sonra da maça çıktı. Ve o sezonu öyle ya da böyle bitirdi iyi bir şekilde kendi açısından en azından. Yani bütün bunları hesaba katınca bence kötü bir karar değildi. Ama kulüp efsanesine karşı bilmiyorum belki biraz daha müsamaha gösterilebilirdi. Ama o sezon başında da yapmıştı bunu. Tenak da o zaman uyarmıştı yani bunu konuşmamız gerekiyor böyle olmaması gerekiyor diye. Yani elbette hani iki tarafı da birazcık e, rahatsız edici bir durum. Ama e, sen o zaman Ronaldo'nun yaşlandığını düşünenlerdensin. Ya bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi şöyle şeyler var. Geçen sezon bazı maçlarda Ronaldo böyle 5 kilometrenin altında falan koştuğu maçlar var 90 dakikada. Bu günümüz futbol için kabul edilemez bir şey. Ya kaleciler bile birkaç kilometre koşarken, mesafe kat ederken neredeyse Hele ki Ederson, Neuer gibi kaleciler. Yani United'ın forvetinde oynayan bir oyuncunun 5 kilometrenin altında koşması kabul edilebilir gibi bir şey değil. Kesinlikle söz konusu olamaz. Ya bu da Ronaldo'nun yaşlandığına delalet tabii ki. Ama buna da yapacak bir şey yok. Yani sonuç olarak Ronaldo'yu getirirken 37 yaşında bir futbolcu olduğunu biliyordu United. Bunlar göze alındı ve Ronaldo'nun gelişi sağ içinden ziyade aslında sağ dışına yönelik bir hareketti. Evet çok doğru. Bu da yine Bir de şöyle bir olay vardı. Evet, geçen sezonu çok iyi bir özetledim gerçekten. United'ın birazcık kendisinden olan bir sıkıntısı var. Yani Ronaldo'dan bağımsız bir şekilde hani elbette bazı sebepler saydın hani Ronaldo da çok kötü sezonlar geçiriyor. Belki artık yaşlandı ama United'ın bu başarısızlığı sadece Ronaldo'yu bence indirge arıyordu. Bu sezon için mi konuşuyorsun? Geçen sezon mu? Hem geçen sezon yani geldikten sonra. Geçen sezon zaten felaketti. Şimdi kablo yapılanmasından hep bahsediyoruz. Hı -hı. Ronaldo yani tamam takıma eksiler getiriyor. Ama o takımda o kadar gol atmak hiç kolay bir şey değildi. Yani evet biraz Bruno Fernandes'ten çalmış oldu. Ama sonuç olarak getirdiğiniz Ronaldo 37 yaşında bu kadar gol attı size. Premier Lig'de olsun, Avrupa'da olsun. Kesinlikle. Gol katkısı yaptı, yapmadı. E, Ronaldo'yu zaten bunun için getirdiniz. Hem imajı, kulübün imajını düzeltmek için. Hem ile orada bir girdiğin transfer savaşından e, karlı çıkmak için. Hem de sağda sana gol atsın diye. Ronaldo'dan zaten Ronaldo'yu getirirlerken 10 kilometre falan koşmasını beklemiyorlardı. Ronaldo'nun Ronaldo'dan beklentini gol attı. Se geçen sezonda attı. Ki o kadar farklı teknik direktörle falan çalıştı. Soç Gayerli çalıştı. İşte arada gelenler oldu. 3 maç Michael Carrick yönetti. Ondan sonra Ranik geldi. Ranik geldikten birkaç ay sonra devamlı oyuncuları eleştirmeye, devamlı kulübe eleştirmeye başladı. Son iki ay felaket United için. Böyle bir ortamda Ronaldo elinden gelenin en iyisini yaptı bence. Atabileceği kadar gol attı. E bu sezon başlangıcı dediğim gibi bence yine Ronaldo'ya yazmaz. Çünkü yine kadro yapılanmasında bir sıkıntı var. Tabii ki evet. ya Geçen sezona göre çok daha iyi bir kadro şu an için. Ama sezon başladığında böyle değildi. Casemiro'nun transferi planlanarak yapılmış bir transfer değil ki alelacele yetiştirilmesi gereken ve yapılması o an için şart olan bir hamle olduğu için yap yaptılar. O kadar parayı 30 yaşındaki bir futbolcuya verdi United. Peki aslında bir şey soracağım. Şimdi e, akıllarda hani, tuhaf bir soru var. Yani Casemiro'yu doğru kullanıyor mu sence Tenak? Ya aslında yeni kullanmaya başladı. Geldiği ilk birkaç lig maçında kullanmadı. Sonradan evet. oyuna soktu. Hiç ilk 11 başlatmadı. İşte Avrupa'da iki maç falan oynattı 11. Ondan sonra düzenli oynatmaya başladı. Ki düzenli oynadıktan sonra da bence hiç fena oynamıyor. Ama gerçekten ilk birkaç lig maçında bir yedekten girdiğinde falan iyi de görünmüyordu çok. Çünkü İspanya Ligi ile İngiltere Ligi arasında çok büyük bir fizikalite farkı var tam bu oyuncu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı geçen sezon. Ama City'yi nasıl elediğini de unutmayalım yani Yani Real bir, bir Premier Lig temposuna çıkarak gelmedik City. Ye. Bunu Tabii düzenli ki. olarak 38 hafta yapmanız gerekiyor. Bu ikileşme ikili eşleşmeleri bir lig için baz alamazsınız. Çok doğru. Casemiro'da o, o yüzden bir düşüklük vardı, şu vardı. Zamanla şu anda da bence iyi hiç fena bir durumda değil. Takım da birbirine iyice entegre oldukça, iyice yerleştikçe kadro daha da iyi olacaktır ki United maçında iyi oynadı. Chelsea maçında da iyiydi. Evet. Ee, buradan Chelsea maçını ufak bir değerlendirelim. Chelsea maçında evet Ronaldo kadro olarak e, başladı. Yani Ronaldo kadro şeyde bu maçta. Nasıl oynadı ee, United? Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı? Ardından toplum maçını ufak değerlendirelim. Daha sonra topluma geçeceğiz. Ya, keyifsiz bir maçtı. Doğru düzgün atak ve pozisyon olmadığı bir maçtı. İlk yarıda United biraz daha baskındı. Biraz daha e, oyunun kontrolü elindeydi. Chelsea'de maçı 3-4-3 ile başlamıştı. Fakat Kupriye'nin sakatlığın, sakatlığından sonra dörtlüye döndü. Çilveli sol veke çekti. Ondan sonra Chelsea biraz daha topladı aslında özellikle ikinci yarıda. Sakatlık ve değişiklikte de 32-33 gibi oldu. Kukureyan'ın yerine Kovacic girdi. Kovacic de zaten Chelsea'nin en komple orta sahası şu an için. Özellikle Kante'de yokken bence çok ihtiyaç var. Hem bölgeler arası geçişte hem pas kalitesinde yani çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlıktan da dönmüştü. Yani onun oyuna girmesiyle Chelsea hem ilk yarı sonlarına doğru biraz oyunu dengelemiş oldu. Hem de ikinci yarıda bir tık daha öne geçti. Oyunu kontrol etmek açısından. Ve golü de öyle ya da böyle bir buldular sonuç olarak. Yani 95'te Casemiro golü atlasa Chelsea 3 puanı evine götürmüştü. Almıştı. Chelsea, Chelsea United'ın çok net böyle ben pozisyonunu hatırlamıyorum. Orada bir sıkıntı vardı maç özelinde. Ki Rashford orada yani Rashford'u Santifor oynatıyor ama aslında Rashford'u hiçbir zaman Santifor oynatmak istemiyordu. Yani hazırlık maçlarında çok unutuluyor ama bütün hazırlık maçlarında Martial Santifor oynadı ve inanılmaz verim alıyordu. Seviye 3-4 tane falan gol atmıştı sanırım. Hı hı. Ama işte hazırlık maçlarının ardından sakatlık yaşadı. Lige başlayamadı. Oyuna girdik, 2-3 maçta oyuna girdi. Orada katkı yaptı. Özellikle City maçında oyuna girdikten sonra iki tane golü var. Bir, bir penaltı geldi. E, ama fark etmez yani sonuç olarak. City'ye karşı iki tane gol buldu. E, Marcel'in orada özellikle bağlantı oyunundan faydalanmak istiyordu. Şimdi Rashford'da öyle bir bağlantı oyunu yok. Rashford savunma arkasında koşu yapan bir forvet. Santifor değil. E, böyle olunca oyun biraz aksamaya başladı tabii. Yani bundan önce tamam dönüşümlü olarak değişiyordu Fulham bölgesi ama dediğim gibi orayı ilk düşündüğüm isim Martial ve onun verdikleriyle onun kattıklarıyla Rashford'unkiler arasında çok fark var. Rashford da zaten şey kaldı, etkisiz kaldı. Tottenham maçında daha iyiydi ama Chelsea Tottenham'a göre daha kaliteli bir takım şu an için en azından. Öyle olunca da United da zaten çok pozisyona gelemedi. İşte Antonio'nun bir iki denemesi vardı. Bunlar haricinde de bir şey olmadı maçta. Evet, e, Tottenham maçı'na dönelim buradan. Ronaldo'nun e, kadrosu kaldığı maça. E, burada nasıl bulduğunu United'ı. Ardından toplum konuşacağız geniş çerçevede. United'ın yapabildiklerini sayayım. United'ın yapabildiği hiçbir şey Tottenham yapamadı. Tottenham'a da öyle geç. United çok iyi pres yaptı. Topa sahip oldu. Hücum organizasyonları çok iyiydi. Set hücumlarını çok iyi kurguladılar. Sonuç olarak çok yani hiçbir endişeye mal vermeyecek şekilde çok net bir galibiyet aldılar. Zaten maçın gidişatı Tottenham hiçbir şekilde çeviremezsin telindeydi. Mümkün değil yani. Tottenham'ın o oyunla çevirmesi. Antonio Conte maçtan sonra da açıklama yaptı. Bu oyunla hiçbir şey olmaz. Yani büyüklere karşı kaybediyoruz, kazanamıyoruz. İşte transferi ihtiyacımız var diye açıklamalar yaptı. Ama transferden ziyade tamamen oyunla alakalı bir durum bence. Mentalite ve oyunla alakalı. Evet, e, buradan Conte'ye geçelim. Sen her zaman şikayet ediyorsun Conte'den. Yani e, kötü oynuyor, takım çok kötü oynuyor diye. E, Sotlum bayağıdır hani hem Avrupa'da sizi sonuçları elde Hem de Premier. Aslında lige oldukça iyi başladılar. Yani ben ya, de Premier Lig'e... De... başlamışlardı. Espirito Santo 3 3'le. Evet. Aslında 3'te 0'dı. Ligin zirvesinde Tottenham. Dibinde Arsenal vardı. E, şu an durumda. Arsenal tam tersi. Evet, sıkıntılı, gerçekten sıkın. Yani şöyle sıkıntılı hani dediğin e, tespit çok iyi. E, yani toplum için eee sen Conte'de mi olduğunu düşünüyorsun yoksa farklı seçenekler kafanda var mı? Ya Conte Ya ben geldinlere memnun kalmamıştım. Çünkü Conte her zaman devamlı şikayetlerde bulunan, devamlı söylenen, devamlı mazeret üreten bir hoca. Yani hiçbir zaman şeyi yapmaya çalışmıyor, varoluğun üstüne çıkmaya çalışmıyor. Hep işte ekstra transfer istiyor. Bazı şeylerden şikayet ediyor. Özellikle yönetimlerden çok fazla şikayet ediyor. Yani content topluma gelişine bakalım. Inter'den istifa etti ikinci sezonun sonunda şampiyon olduktan sonra birkaç aylık aranın ardından çok büyük bir meblağ karşılığında yani maaş olarak Tottenham'a geldi. Inter'den niye ayrıldı? Lukaku ile hakimi gittiği için kadroda bir tık küçülmeye gidildi. Tam bu, bunlar çok önemli oyuncular. Yani Inter'in sorsanız 5 en iyi oyuncusu en iyi oyuncusundan ikisiydi belki o sezon için. Ama yani Hakimi'nin yeri daha e dolduruldu. Lukaku'nun yeri de Koreya ve şeyle Ceko ile dolduruldu. Tamam büyük bir düşüş var ama o takım yine de şampiyon olabilecek kalitede bir takımdı. Ya yani orta saha bozulmamış. Eriksen işte kalp rahatsızlığından dolayı bıraktı. Onun yerine Hakan geldi. Orta saha hemen hemen aynı. Solda Perisic oynuyordu. Bu sezon Tottenham'a getirdi Perisic. Geçen sezon da Inter'in az, az kadrosundaydı. E stoperlerin hiçbiri bozulmadı. E bu durumda yani standart bir teknik direktör yani kazanan da bir teknik direktör, çok başarılı bir teknik direktör de kolay kolay bu takımı bırakmaz. Konten yaptı, tak diye bıraktı takımı yani Lukaku gittikten sonra siz Lukaku'yu sattınız, ben de istifa ediyorum. Gitti bir adam ya. Yani. Zaten ilk sezonun ardından zorla tutmuşlardı. Öyle bir durum da var. Yani hep şey deniyor. İşte Inter Juventus'un 9 yıllık hanedanlığını yıktı falan filan da yani Juventus sanki bir puan farkla Inter şampiyon olmuş gibi aktarılıyor da Juventus Juventus'un 3. mü 4. mü ne bitirdi? Evet. İkinci Atalanta'ydı. Zaten kötü bir Juventus vardı. Ligin çok çok üstünde bir kadro kalitesi vardı. O kadroyu bırakıp istifa etti ve bu topluma geldik. Geldiğinden itibaren zaten ne kadar sızlandığını da biliyoruz. Devamlı şikayet <laughs> Devamlı şey ne nefret ettiğin durumlar. Bir de üstüne şey dedi, En son kendini acındırma. Kamuoyundan pozitif enerji devşirme <laughs> olarak. Belki de istifa etmeliyim. Ben beceremiyorum bu işi. Bugüne kadar hep yapmıştım. Ben, bu takımlar olmuyorsa ben istifa etmeliyim. Ben beceremiyorum. <laughs> ya hocam bırak Allah aşkına. <laughs> Arsenal zaten felaketti. Sezon sonunu da iyi getiremedi. United'ın zaten hali ortada. Konferans ligi. West Ham'a bir zahmet geçilme. İlk üç belli. E, dördüncü bir zahmet sen ol. Arsenal'da o kadar kötüyken. Ya onda bile zar zor oldu. Ya ben anlamıyorum. Devamlı bir şikayet, devamlı bir şikayet. Sezon başında da yani özellikle kamp zamanı görmüşsündür. Bütün diye dünya, dünyada ne kadar spor medyası varsa o videoyu yayınladı. İşte kont antrenman yaptırıyor, kondisyon antrenmanı. Sonla Kane işte yerde bayılmışlar artık antrenman sonunda. Son kalkamıyor falan filan. Böyle bir antrenman videosu. böyle bir antrenmanı yani sırf birinci bölgede kalenin önünde bekleyip konta yapmak için mi yaptırdın sen oyunculara? Heh, ben bunu anlamıyorum. Benim beklentim ileride basan yani rakibe çullanan her şekilde oradan bir şeyler çıkaran doğru düzgün kendi kalesine getirmeyen bir takımdı. Yani benim, benim anladığım oydu. Takım 120-130 kilometre arasında falan koşacak. Ben öyle bir şey bekliyordum. Ya yani Böyle bir oyun oynanacaksa sadece sonunda Kulusevski'ye yaptı sadece o antrenmanı. Sadece bu oyuncular da para zaten. Ben anlamadım. Yani çok kötü bir oyun oynanıyor. Sadece birinci bölgede bekleyip işte rakip üstüme gelsin arkada bulduğum alanlarla hücum edeyim. Kulusevski olmayınca zaten iptal. Yani üreticilik falan yok. Sıfır. Sıfır yani. Herhangi bir set ucumu zaten yok da Kulusevski olmayınca hiç hiç kimseden de bir şey çıkmıyor. Yani Kane'in de eli kolu bağlanıyor. Sadece sonla oynayabiliyor. Sağda Richarlison vardı. O da sakatlandı ki Premier Lig'de daha gol yok onun da. E, Moura Mura sakattı. 3-5-2'ye döndü ki ben geldiğinde ilk 3-5-2 oynatacağını düşünmüyordum. Onu da yapmadı ilginç bir şekilde. Direkt 3-4-3'e döndü. Moura'yı sağda oynatarak. Şu an Mura'yı kadroda bile düşünmüyor. Yani çok ilginç kararlar veriyor. Bir transfer istedi. Transfer de yapıldı. Yani bu ligin en iyi orta sahalarından biri alındı. Hibbisuma. 30 milyon gibi çok cüzi bir miktarı alındı o. Yani Bisuma'yı gerçekten tanımadığını düşünüyorum. Bisuma çünkü bu ligin defansif olarak en iyi oyuncularından, en iyi orta sahalarından biri olmasının yanı sıra ligin de en, en, tempolu orta sahalarından biri. Yani bu oyuncu dinamo olarak kullanması gerekiyor. Ceza sahasına da koşu yaptırması gerekiyor. Şimdi üçlü orta saha oynatıyor mesela. Son iki maça falan öyle çıktı sakatlıklar vesaire o sebeplerden. Bisuma'yı savunmanın önünde oynatıyor. E tam Bisma kötü bir pasör değil de elinde Bentancur var. Bentancur zaten tempolu bir oyuncu değil. Çevik değil. Hızlı değil. Bentancur sağ iç oynatıp ileriye falan koşturuyor. Arada işte sağ kanada şey yapıyor. Atıyor. Oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor da yani onu yapacağım Bentancur savunmanı önünde oynat. Oradan bir pas kalitesi devşir. Daha rahat çıkabilirsin topla. E bismo'yu çift yönlü kullanabilirsin orada ikinci ceza sahası arasında yani bu üçlü orta sahada oynayabileceği en iyi yer orası bir sonra mesela. Ama hem oyuncuyu geldiğinden beri hiçbir şekilde ilk 11'e monte etmedi. Sakatlıklar olduğu için oynuyor şu anda da ilk 11'de. Sonradan girdiğinde de hep ya ikili orta sahada ya üçlü orta sahada az görevlerle Görevlendirdi... Ben anlamıyorum yani. Onun yanında şimdi Sola Perisic'i istedi. Perisic şu an hiç verim vermiyor. 3-4 tane asisti var ama ikisini aynı maçta yaptı. Onun harici Avrupa maçlarında da oynuyor, ediyor. Yani şu an 10 tane falan 11'i vardır ama katkı yok işte. Sesenyon Evet, o da çok fazla katkı yapmıyor ama Sesenyon en azından temposu var. Ya mesela Newcastle maçında Sağının en hızlı ve en hızlı oyuncusu Almiron'da Sesenyon'da en hızlı 5 oyuncusundan biridir. Tottenham'ın da muhtemelen ilk ikisinde yer alıyordur. Emerson'la birlikte. Bir de son var tabii. Yani Tottenham'da 3, üç, ilk 3'den ilk Newcastle'da zaten çok hızlı bir oyuncu yok. Jacob Murphy, bir Almiron. Yani 5 oyuncudan biri. Sesenyon Almiron'u savunamamışken, Almiron oradan gol çıkarmışken sen gidiyorsun Sesanyo çıkarıp Perisic'i alıyorsun. Ya Peris için Almiron'un temposuna yetişme ihtimal yok. Yani Edehav takımı biraz geri çekmese, ilk yarıdaki gibi baskıyla oynasa 3-4'e rahat gidecekti o maç. Ki bence Tottenham'ın golü de offside. Orada <laughs> da Vincent Sanchez'in dokunduğunu düşünüyorum ya. Yani var dokunmadı diye şey yaptı. Öyle bir karar evet. aldı da bence dokundu. Böyle bir durum varken sen şimdi rakibi doğru düzgün tanımıyorsun. Newcastle, yani daha önce de bahsettik geçen programda. Çatır çutur top oynuyor. Önde basıyor. Çok büyük bir özgüvenle oynuyorlar. Ve sen bu takımı devamlı arkada karşılamaya çalışıyorsun. Önde yaptıkları presse zaten iki tane gol buldular. Bir takım elbet seni cezalandıracaktı. Bir United oldu önde baskıyla. İki Newcastle oldu önde baskıyla. Bundan sonra topluma herkes bu oyunu anlayışıyla çıkacaktır. Çünkü toplum zaten bu oyunu anlayışıyla da çok gol atabilen bir takım değil. Leicester altı attığına bakma. Orada hep hep duran top ve bireysel şey vardı. Başarı vardı özellikle sonla birlikte. Onun haricinde toplumda zaten bir şey yok. Birinci bölgede bekle. Kane istasyon olsun sona atsın hala bu yani. Üç senedir toplumun oyun anlayışı bu. Conte bunu değiştireceğim dedi. Hala aynı. Evet. Ee, buradan bir başka teknik geçelim. Şimdi sen Conte'yi eleştirdin. Bayağı ağır eleştirdin. Üstelik dedin ki konte e, acaba ben mi yapamıyorum? İstifa etmeliyim dedin. Evet, ben de o etmeliyim. açıklamasını, o açıklamasını duymamıştım. Okumadım ama e, buradan ben pes etmeyeceğim. Ee, öyle pes et, beseden bir hoca değilim deyip de maç sonu kovulan bir hocaya dönelim. Ee, Aston dönelim buradan. Benim e, Cerat hayranlığımı, Liverpool taraftarlığımı bilen bilir. Bir yerde e, kalbim kralı diyebilirim. Hani bir yerde oyunda hadi be falan dedim ben okuyunca falan ama. Ama şöyle bir durum var. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Belki de daha zamanı gelmedi diye de düşünüyorum. Sen nasıl terlendireceksin? Ee, Steven Gerrard'ın bir e, şeyini, e, Aston Villa sürecini, ilk premierlik deneyimini bir eline boyuna konuşalım. Evet nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Ee, aslında yani o dünkü bir açıklama, işte o süreç aklımda benim gözümün önünde hala. Ee, bir anda Rangers taraftarı, Rangers tarafının kalbi çok kırıldı. Bir anda orayı öyle bir yıkık vaziyette bırakıp bir anda aslında aslında çok güzel başladı. Be, Aston Villa ya aslında. yani ilk üç maçta böyle takımı toparladı gibi oldu. Takımı savunmasını toparladı gibi oldu ama ee, özellikle de yani sezon sonuna doğru, geçtiğimiz sezon sonuna doğru ve e, Mick Bale takımdan ayrılınca kendi yardımcı antrenörlerinden yola beraber çıktığı arkadaşlarından biri Mick Bale kadrosundan ayrılınca biraz boşluğa düştü. Ben burada şeyin e, sözünü de sana söylemek istiyorum. E, Martinez'in, kaleci Martinez'in bunu buna dair bir açıklaması vardı. Dedi ki hani e, bize bütün taktikleri Mick veriyordu. Kendisi Gerard bizi senin tabirinde söylüyorum tabiri caizse hani gazlayıp sahaya yolluyordu tarzında bir açıklaması vardı. Bu biraz da hocayla e, yönt takım arasındaki soyunma odasının arasındaki böyle bir bağın da koptuğunu aslında söylüyor. Hani oyuncularla da o bağı geliştirememiş belli ki. Çünkü Rangers tarafına bakarsak bu iddiaları büyük ihtimalle yalanlayacaktır bütün oyuncuların göz bebeğiydi. Çünkü Gerard diyeyim ve sana bırakayım. Ya dediğim gibi Gerard ilk geldiğinde takımı bayağı bir toparlamıştı. Ama zaten takım bayağı kötü durumdaydı. Çok kötü bir takıma gelip biraz toparladı. Yani Dean Smith o kadar transferin üstüne Jack Grealish'in gidişinden kopamamış bir şekilde takımı o mentaliteyle yönetiyordu yine. Ve sonuç olarak başarısız oldu. Yerine Gerard geldi ki beklenti de büyüktü. Ben de açıkçası heyecanlanmıştım. Yani Rangers da güzel şeyler sunmuştu çünkü. Geldikten sonra da fena değildi. Ama sezon yani son 7-8 maçı ya bir galibiyeti vardı ya da iki galibiyet yani o kadar. Sezonun sonunu bayağı kötü getirdi. Onun üstüne bu sezon bayağı kaliteli transfer yaptılar. İşte bu Bakar Kamara'yı aldılar. Diego Carlos'u aldılar e, Coutinho'nun bonservisini aldılar. Yani orta sahaya ve savunmaya ihtiyaçları olan eklemeleri yaptılar aslında. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Özellikle Dean Smith zamanları. Şimdi hem Buendia, Jack Grealish'in yerine hem Buendia hem Leon Bailey hem de Ings geldi. Şimdi beklenti de şuydu en azından benim tarafından. Bu bütün oyuncuların birlikte oynayabilmesi. Yani forvet olarak Danny Ings, Solda Oli Watkins. Zaten sol kanattan Brentford'da sol kanattan Santufor'a devşirmiş bir oyuncu. Arkalarında Boyan diyor on numara. Sağda da Leon Bailey. Onların arkasında da John McKinn le Douglas Lewis. Ki bence bu iki orta sahada bu ön dörtlüğü taşırdı. Ki zaten bu ende çok çalışkan bir oyuncu. Orta sahayı öyle boşta bırakmaz yani. Bu, bu oyuncuların hepsi takıma katkı verebilecek, savunma yapabilecek, pres yapabilecek oyuncular. Zaten Danny Ings Southampton'da bu işin piri olmuş olarak geldi Asomidek. 30 milyon gibi bir bedele geldi Oli Watkins varken. Dolayısıyla ben beklentim bu dördünün de birlikte oynayabileceği yönündeydi. Evet. Dean Smith bunu başaramadı. <laughs> Gerard bunu hiç düşünmedi bile. Yani hiç hı hı. düşünmedi. Direkt zaten kutuyu e, devre arasında aldı ve Jacob Ramsey çok fazla tuttu orta sahadaki. Jacob Ramsey'in gerçekten özel nitelikleri var. Yani ceza sahasını koşu yapıp oralarda dolaşıp bu kadar gol katkısı yapması gerçekten bir orta saha için çok kıymetli. Ama Coutinho ile birlikte olunca bir de Danny Ings mi, Oli Watkins mi forvet olacak? Buna karar veremeyince bu sezon içerisinde bu sezon içinde geçerli. Bir baklava 4-4-2, bir 4-3-3 oynatıp devamlı santrforu değiştirince, devamlı kadroyla oynayınca ne oyun oturur ne kadro oturur böyle. Yani ben Premier Lig'de herhalde bir takımı 11'ini yazamayacaksam o Aston Villa'dır. Çünkü her maç değişiyordu. Bir kere forvet kim olacak hiç belli değil. Ya Inks gerçekten hem bitiriciliği çok iyi hem de presi çok iyi yapabilen bir futbolcu. Onu oynatmayıp Oli Watkins oynatmasın ben hiç anlayamıyordum. Çünkü Watkins zaten bitirici bir oyuncu değil. Ya özellikle baktım geçen sezon kaç gollü? 13 gol falan atmış ama bunu 9 maçta falan yapmıştı. Zaten Liverpool'a hertik yapmıştı. Ya 38 maçın 9'unda gol atmış bir futbolcu bu. 15-16 olması gerekiyor bunlara ki düzenli katkı versin. Bunu yapabilecek oyuncu da Deniz. Dediğim gibi bu sezon içinde yani tamam Coutinho geldi. Onu da işin içine katabiliriz ama Watkins ve Deniz'in ya birlikte oynamasını ya da Watkins'in kesilmesini bekliyordum. Çünkü orada kesik yiyecek bir futbolcu varsa o Watkins olur Deneyse nazara. E böyle yapmayınca transfer ettiği oyuncular da sakatlandı. Orada da bir şanssızlık yaşadı. Kamara ile Diego Carlos. Carlos zaten uzun vadeli. Kamara da işte ancak Dünya Kupası'na yetişebilir olarak görünüyor. Kaç haftadır da yoklar. Ben... Ama yine de yani daha başarılı bir şey bekliyordum. Ki Hoca kovuldu. Brentford'u 4-0 yendiler. Çıkan kadro şu. Solda Bailey, sağda Watkins, ortada Buendia, forvet Deniz. Arkada Douglas Lewis, John McKin. E benim dediğime geldi. Yani Watkins de Leon Bailey'nin yeri değişti. 4 attılar. Gol yemediler. Ve Mbomo'nun pozisyonu hariç Brentford'un pozisyonu yok. Yani demek ki bir şeyler yanlış gidiyormuş. Kötü de oyun oynatıyordu. Ben kovulmasını doğru buluyorum. E Michael Beal konusuna gelecek olursak da Kupyar evet, Bu konuyu ufak e, ona bir değerlendirmeni bir... istiyorum. Bir de şey soracağım sana. Çok bölüyorum. Kusura bakma ama. Yok, e, bu e, kaptanlığı el değiştirmesi konusunu nasıl değerlendireceksin? Çünkü birazcık e, biraz hızlı değerlendirebilirsen sevinirim. Bu Karmaşık bir süreç. Yani takımdaki belgesi söylenme odasıyla bağının koptuğu süreç olarak da konuşuluyor çünkü. Michael Beal'dan başlım Şimdi Queens Park Rangers e, ona büyük bir proje vaat ederek takımın başına getirdik ki kendi açıklaması. Wolverhampton alerji e, gönderdikten sonra Michael Beal'i e, teknik direktörü olarak getirmek istiyor. Fakat Michael Beal bana bir proje sunuldu ve ben bunu gerçekleştirmek istiyorum deyip Wolverhampton reddediyor ki Queen's Park Rangers da şu an Championship'te birinci. Yardımcılar önemlidir ama bir teknik direktör yardımcısına bu kadar bağlıysa o teknik direktörü kendisinde de bir sıkıntı vardır. Kaptanlığa da gelecek olursak bu aslında teknik direktörün oyuncu grubuna yaklaşımıyla alakalı. Şimdi bu hafta içerisinde ilk ay açıklama yaptı. E, kaptanlık hakkında e, hoca için oyuncuların kaptan seçmesi çok önemli dedi. E, De Bruyne ile İlkay arasında da oyuncular haklarını İlkay'dan yana kullanmıştı. Şimdi burada mevzu e, bir tarafta oyuncuların ne dediğine, onların istediğini yapan kıymet veren bir teknik direktör var, Guardiola. Diğer tarafta direkt hocanın yetkisiyle değiştirilmiş bir kaptanlık var. Bir kaptanı değiştiriyorsanız genelde takımlarda olur özellikle teknik teknik direktör yeni geldiyse çok da sıkıntı olmaz. Ama tabii ki soyunma odasından soyunma odasına değişir. Oyuncular Mekke'nin ya da başka oyuncunun kaptanlığından memnunsa hoca gelip bunu değiştiriyorsa bundan sıkıntı çıkabilir tabii oyuncunun da arkadaşlarını şey yapması var. Orada fokurdatma durumu da olabilir. Ya yani o yüzden aslında kaptanlığın el değiştirmesi mevzusu çok ince bir çizgi. Yani burayı teknik direktör iyi halledemediği sürece altı oyulmaya başlanabilir. Yani oradan da bir sıkıntı çıkabilir. Evet tam da bu konu yani özellikle de Aston Villa tarafına bu konu rahatsız etti ki yani Gerard burada bir takım bir şeyleri yanlış yaptı ee, ve evet dediğimiz gibi yani Aston zaten kadrosunda bazı sıkıntıların vardı. Ee, bir yerde de Gerard'ın bir şeyleri yanlış yaptığı olayı e, durumu daha da kötü hale çevirdi ki e, ben buradan şey merak ediyorum hani sana iki soru soracağım. Aston Villa e, bir yerde oyuncular intikam alır gibi. Da bayağı da açık ara yani farklı yendiler. E, bir yandan yani bir yandan Aston Villa'nın geleceğini soracağım. Bir yandan da Celal'in geleceğini soracağım. Neler yapmalı? Kısacık da bunu konuşalım. Toparlayalım daha sonra. Ya yani dediğin gibi bence oyuncularla arasında bir sıkıntı vardı medyaya pek yansımadı açıkçası. Öyle bir haberler görmedim ama yani Brentford'u 4-0 yenmeleri neredeyse pozisyon vermeden ya bir de maçta takım öyle bir saldırıyor ki öyle bir hücum ediyor ki şey yani sanki aylardır futbol oynamıyorlar da <laughs> öyle bir futbol açlığı varmış gibi oynadılar maçı. Özellikle Bailey. hoca direkt geçici hoca direkt Beyliği sahaya sürünce ki oynamak istediği yer kanat ilk 11 e bu öyle. Ya yani taşlar yerine oturdu aslında. Kesinlikle. Onlar Villa'da şimdi geleceğine bakarsak da onlar da Emery ile anlaştılar. Ya Emery'nin ben lig performansını beğenmiyorum. Emery hep şey olarak bakıyor. Ligde bir sezonu üst sıralarda bitirelim. Avrupa'da ilerleriz. Bu Villarreal'de de böyle oldu. Şu an konferans ligindeler. E, sebebi geçen sezon ligi çok kötü götürmeleri. Tam Cerrah Moreno falan sakattı da. Bir hedefi yok ya. Yani Aston Villa'nın hani biz Avrupa Aston Villa'nın kutularını... nasıl böyle bir hedefi yok? İlk Tuvel'e gittiler. Sonra yani şöyle... gittiler. Hani şampiyon... Aston çok para harcayan, bir şeyler yapmaya çalışan ama işte yanlış tercihlerle o kaliteyi bir türlü yükseltemeyen bir takım. Everton gibi. Ee... Evet tam da onu söylüyorum. Şunu demek istiyorum. Hani ligde şampiyon olalım diye böyle bir hedef yok. Hani ligde Hı, olabildiğince realinde yok. Ligde olabildiğince yukarılarda bitirelim. Avrupa'ya gidelim. Bu, bu, tarz bir hedefi olan bir kulüp diye düşünüyorum. West Ham'ın yerinde olabilir ama Aston Villa hem kadro kalitesiyle tabii ki. hem de prestijiyle yani Aston Villa tarihine baktığımızda İngilt tabii İngiltere ki. futbol tarihine baktığımızda West Ham'dan çok daha başarılı bir takım. 6 tane şampiyonluğu var. Tabii ki. Şimdi böyle bir durum olunca bu kadar da yatırım olunca daha yukarıda olmak istiyorlar doğal olarak. Ya West Ham'ın yerinde olmayı isterler. 7. falan olmak isterler. Belki işte büyüklerden biri bir sıkıntı yapsa 6. olsak. Ya da en kötü yani ilk 8'e bitirmek isterler. İstiyorlar da. Hiç hiç. Böyle olunca ve Gerrard aslında kötü bir seçenek değildi. Seneler sonra Rangers'ı şampiyon yapmış, işte alt gelen bir takımı Navarlık şampiyon yapmış, Avrupa'da iyi giden takım. O bıraktıktan sonra Van şey çıktılar, finale çıktılar. Yani aslında hocanın gençliğiyle birlikte, Premier Lig efsanesi olmasıyla birlikte, bir şeyler sunmasıyla birlikte aslında mantıksız bir fikir değildi. Transferlerle birlikte de. Ama olmayınca olmuyor işte. Hoca daha hazır değilmiş demek ki. Ama bence Emery de doğru bir tercih değil. Hı. Şimdi mesela da ilk Emery'e gitti. Ben o yani bence o da mantıklı değildi. Emery çünkü çok böyle yetiştirici, alttan alıp yukarılara taşıyan bir teknik direktör değil ki. Hı. Mevcuttan en iyisini çıkaran ya yani taşı suyunu çıkaran bir hoca. Hı hı. Ama Aston Villa'nın öyle bir şeye ihtiyacı yok şu an. Ve Emer'in cidden lig performansı çok iyi değil. Yani geçen sezonki Villarreal'in konferans liginde kalmaması gerekiyordu. Daha üst sıralarda bitirmesi gerekiyordu. Ama işte Avrupa'ya o kadar yükleniyor ki, ligi savsaklıyor biraz tabiri caizse. Tam Gerard Moreno falan yok sakattı ama hı hı. yine de kal kado kalitesi rahat bir şekilde Avrupa'ya gidebilecek bir kadroydu. Çok doğru. Onu beceremedi. Arsenal'da da lig işini çok iyi beceremedi. Oyuncuları gönderdi. Yani Torreira'yı mesela hiç oynatmadı. Daha yeni gelmişti. Aaron Ramsey'i direkt yolladı. Wilshere'le sözleşme uzatmadı. Yani bunlar Peki... bazen. Ve çok da şey değil aslında. Başladı 51 maçta 28 galibiyeti vardı sanırım Arsenal'da. Hı hı. Bence Peki. doğru bir tercih değil. Doğru. Ee, bu tespitini gelecek sezonda detaylı bir şekilde konuşuruz gibime geliyor bence. Ya ben de hani senin gibi düşünüyorum. Yani Asomuvia da bir yerde yönetimi olarak hani hatalar yapıyor diye düşünüyorum. Peki sen nasıl değerlendirirsin? Yani Gerard bundan sonra ne yapmalı? Ee, şimdi şöyle bana göre hani bir İngiltere alt ligi championship yapmalı. Sana göre farklı bir lig tercihiinde ve Şimdi Farklı Rangers'da bu kadar şey başarmışken oradan direkt Premier Lig'e gitmişken ve iyi bir Aston Villa'ya gitmişken bu saatten sonra Championship'e gitmez diye düşünüyorum. E şöyle Peki, düşün. bu... düşünün. Frank Lampard bu saatten sonra Championship'e gider mi? Ya, Champions gitmez ama o da işte Chelsea'den gitti. Zaten. O da Chelsea'den Hayır. gitti. İlk Derby Country ile başladı. İki sezondur durdu orada. Derby Country'yi şey, playoff'a kadar taşıdı. Ondan sonra Chelsea'nin başına geldik. Chelsea aslında biraz da geçiş dönemindeydi orada ve kulübün efsanesini emanet etmek istediler takıma. Chelsea'nin transfer şeyi vardı, yasa vardı unutmayalım. Tabii yani, yani. geçen <laughs> sezondan kiralık diye Kovacic'i sezon bitmeden kadroya kattılar. Onun haricinde bir transfer olmadı. İşte Mason Mount, Tammy Abraham falan Şüphesiz. öyle değil. dahil oldu kadroya. Hı hı. E, o ilk sezonda da iyiydi. Ya aslında olması hı -hı gereken biraz hızlısı gitti Frank Lampard. Ama Chelsea'de ilk sezonu kötü değildi. Yani çok güzel e, maçlar seyredip, seyrettirip çok fazla gol atan ama çok da fazla gol yiyen bir takımdı. O da işte Dean Smith gibi, Steven Gerrard gibi kaliteli transferlerle baş edemedi. Orada da işte Derby County'den sonra şu an olması gereken yer belki Everton'a gitmesi gerekiyordu. Oradan sonra Chelsea yapabildi. Hı -hı. O da Chelsea'ye çok hızlı gitti. Geraklı bu laftan sonra Championship'e gitmez diye düşünüyorum. O yüzden. Ama daha altlarda bir, bir takıma gidebilir. Atıyorum sezon ortasında yani Bournemouth değil de Southampton Hoca'yı kovdu. Atıyorum seneye mesela. Bu, bu sezonun üzerinde konuşma. Bu sezon kolay kolay daha koltuk bulamaz da. Hı -hı. Gelecek sezon mesela Southampton Hoca'yı kovdu. Devre arasında ya yani da sezonun içerisinde Southampton'a gidebilir. Evet. Bunu ben de düşünüyorum. Yani ee, bir yerde kendini bir şekilde toparlaması lazım ki Celal'dan biz pes etmediğini o 3-0 geriye düştükten sonra hadi kaptanım bir gol at Liverpool'a kaldır oradan biliyoruz. Yani kolay kolay kaptanım pes etmez diye düşünüyorum ben de. Düşmeyi sever ama. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. Orası da var ne yazık ki bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor ne yazık ki. Ben e, bu şekilde düşünüyorum. Süreçte bu şekilde değerlendiriyorum. Aslında Liverpool'da konuşmak istiyordum. Nottingham Gumporası'da özellikle ama bir sonraki haftaya kalsın artık o da. Bayağı konu konuştuk çünkü. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Seninle. E, keyifli bir futbol ayı programının daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek Hoşça kalın. Hoşça kalın.